Herkese merhaba. Bu videomuzda Faber-Castell'in basit, hepinizde olan kalemleriyle nasıl daha gerçekçi resimler yapacağınızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bende 24'lüsü var ve o renkleri karıştırmak için de beyaz bir kalemim var. O beyaz kalem Faber-Castell'in kalemi değil arkadaşlar. Bende nereden geldi bilmiyorum ama kalem kutumda vardı. Üzerinde India falan öyle bir şeyler yazıyor. Neyse, anlatmaya başlayayım. Öncelikle ten rengi kalemiyle tenini boyuyorum. Sonra da gölgeli yerleri o kalemle biraz daha bastırarak boyuyorum ki hani belli olsun biraz daha gölgesi. Göreceğiniz üzere şimdi makyaj kısmını yapmaya başladım. Ağlık ve far kısmını yapıyorum. Biraz daha belirginleştiriyorum ve biraz sonra da işte gözleri falan şekillerini belirleyeceğim. Evet, şimdi kahverengi, açık kahverengi bir kalemle gölgeleri daha da belirginleştiriyorum. Özellikle o burun kısmını, yanak kısmını, saçın gölgesi düştüğü için yanak daha koyu oluyor. Ve dudağın alt kısımlarını, çene kısmını biraz daha koyulaştırıyorum. Daha sonra da yine aynı şekilde devam ediyorum. Sonra o az önce bahsettiğim beyaz kalem, yani şu ekranda çıktı. O kalemle renkleri karıştıracağım. Karıştırıyorum ki daha normal, daha gerçekçi bir görüntü oluşsun. Ayrıca kalemin izlerini falan belli etmiyor. Onu kapatıyor. Güzel oluyor yani. Ben sık sık kullanıyorum. Yine böyle bir şeyler yapıyorum. Şimdi sıra kaşlara geldi. Kaşları kızılımsı bir renkti. Onu yapmadım şu anda. Neden bilmiyorum. Biraz sonra yapacağım sanırım. Sonra gözlerini falan boyuyorum. Gözlerinde de kaşlarında da o beyaz kalemi kullanmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Kirpiklerde ya da saçlarda ya da işte kaşlarda falan kalemin ucunu ince kullanmaya dikkat edin. Çünkü daha iyi oluyor. Hani kalın olunca güzel olmuyor. Sonra şu beyaz mürekkepli kalemle de göze ışığı veriyorum. O da yine gerçekçi gözükmesini sağlıyor. Zaten gerçekçi gözükmesi için gerekli olan iki şey var arkadaşlar. Bir gölge, bir de ışık. Onların ikisini iyi yaparsanız resminiz gayet güzel gözükecektir. Şimdi sıra dudağa geldi. Yine resimde ben bir resme bakarak çiziyorum. O resimde gördüğüm gibi gölgesini, ışığını yapıyorum. Biraz sonra dudaklara da yine o beyaz kalemle parıltı vereceğim. Şimdi boyun kısmında başın gölgesi boyuna düştüğü için hemen o suratın alt kısmını daha koyu yapıyorum ki hani o gölge biraz daha belirgin olsun. Sonra onu bulanıklaştırınca işte o beyaz kalemle şey yaptığımızda daha gerçekçi oluyor. Yine çizimimizin gerçekçi olmasına katkı sağlıyor. Ayrıca yan kısımlara da gölge düşüyorum çünkü saç oraya düşecek ve orada yine bir gölge oluşacak. Bunun dışında İşte boyundaki o çıkıntılara falan gölge veriyorum. Şimdi saçlara geçtik. Saçın bir kısmı siyah, bir kısmı da pembeli mavili arkadaşlar. Öncelikle saçları bölüme ayırıyorum ki hani daha kolay olsun. Çizim için daha kolay oluyor. Yine mavi kalemle bölümlere ayırıyorum. Aynısını siyah taraf için de yapacağım. Bu şekilde yaptığımızda boyarken daha kolay oluyor ve en azından hani o şekillere göre boyuyorsunuz falan. Yine dediğim gibi kolay oluyor yani. Bunun dışında şimdi saçları boyamaya geçti. Geçti mi? Bu şekilde bütün bölümleri tek tek boyayacağım. Daha sonra o beyaz kalemle yine boyadıklarımı karıştıracağım. Çünkü aradaki o beyaz kısımlar yine gerçekçi olmasını biraz şey yapıyor, hani engelliyor. O kalemle biraz daha karıştırdığımızda daha gerçekçi, daha sıradan normal bir görüntü verecek. Sanki hani fotoğrafmış gibi. Bu arada bendeki kalem, şu beyaz kalem o kadar dandik ki sürekli ucu kırılıyor arkadaşlar. Hani deliriyorum çizerken falan. Saçı mesela pembe, açık pembe kalemle yaptım. Sonra da biraz daha koyu tonuyla tekrar üstünden geçtim. Öyle daha güzel oluyor. Neden bilmiyorum ama öyle alışmışım.
Öyle yapıyorum. Şu mavi bölümde de gördüğünüz üzere önce açık renk yapıp sonra da koyuyla yine yaptığım yerlere tekrar geçiyorum. Yanak kısmına yakın yerleri saçını tekrar koyulaştıracağım. Çünkü oraya doğru biraz daha böyle aşağı iniyor. Saçlar daha koyu gözüküyor sanırım. Fotoğrafta falan da öyle. Neden bilmiyorum ama öyle gözüküyor. Oraları da yine koyulaştıracağım arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kazağına. Mor renk seçtim ama keşke gri falan yapsaymışım. Bilmiyorum. Önce açık mor rengiyle bu şekilde boyuyorum. Daha sonra da daha koyu bir tonla. Yine o saçın düştüğü, hani kazakta saçın düştüğü kısımları biraz daha şey yapacağım, koyulaştıracağım ki yine oraya, evet, oraya yine gölge düşmüş gibi gözükecek. Yine daha gerçekçi bir görüntü oluşacak. Sonra beyaz kalemle onları yine karıştıracağım. Bu arada 30 kere yine dediğim için çok üzgünüm arkadaşlar. Heyecanlanıyorum da. Evet. Karıştırdık. Sonra elimin kirlettiği yerler falan var. İzi çıkan oraları sildim. Daha sonra da küçük işte şeyler yapıyorum. Ayrıntılar falan filan. Böyle. Çizimimiz böyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydam dokunmuştur.